Selamlar Brostars'ın yeni bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Shelly nasıl 2000 kupa yapılır onu izleyeceğiz. Pong Dalong diye bir arkadaş var. Benim daha önceden kanalıma yüklemiş olduğum solo'da çok iyi performans sergileyen bir tane arkadaşımız vardı, P-Sensei diye. Onun klanında Shelly'yi en yüksek rütbeye çıkartan, en yüksek kupaya çıkartan kişiydi. Sonrasında kasmaya devam etti. Ben de yakından takip ediyordum zaten arkadaşı. Brawl TV'ye de fazlasıyla çıkıyordu. Çok güzel Shelly oynuyor. Zaten bütün maçlar solo. Farklı farklı haritalardaki maçları izleyeceğiz. Ben bu yine videoyu P-Sensei'nin kanalından aldım. Onu da açıklama kısmına koyacağım. Şu anki ekranda görmüş olduğunuz Shelly'yi 2K yapan arkadaşın da kanalını yine açıklamaya koyacağım. Oradan da yine videolara bakabilirsiniz isterseniz. Sadece Brawl TV'ye çıktığı maçları ben alsaydım oradan bir en az bir 30-40 dakikalık bir video çıkardı ama işte her zaman alamıyoruz videoyu, biliyorsunuz. Ben Brawl TV'yi genelde izliyorum. Orada çok fazla denk geldim ve genelde birinci oluyor. İkinci olduğu çok nadir benim gördüğüm kadarıyla. Çok tedbirli ve dikkatli oynuyor. Oyununu biliyorum ama videolardaki maçları izlemedim. Şimdi sizlerle birlikte beraber izleyeceğiz. Videonun büyüsünü bozmamak için. Hadi başlayalım. Başlattık. Evet. Bu harita biliyorsunuz bolluk ve kıtlık. Ve de direkt olarak oyuncu gözünden alınmış. Direkt olarak anlık olarak alınmış. Üf! İnanılmaz. Şimdi şuna bakmak istiyorum. Auto mu attı? Bak auto mu attı? Bakacağız. Auto attı. Aynen, direkt öyle çekemez zaten. Çünkü eskiden kutunun yanında auto attığınızda kutuya vuruyordu ama şimdi bir şeye vuruyor. Rakibi vuruyor. Abi şuraya bir daha görmek istiyorum onu ya. Onu bir daha görmek istiyorum. Gidiyor. Küt. 1-2-3. Mükemmel. Çok iyi. Ve sürekli yaptığı şey aksesuar adamın içerisine giriyor. Öyle bir ulti atıyor ki direkt iptal oluyor. Tamam, soldaki arkadaşı aldı ve kesinlikle bu arkadaşta VPN falan yok. Tamamıyla çok yüksek rakipler atıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. 1500 yaptığı zamanı hatırlıyorum. 1250 yaptığı zamanı hatırlıyorum. Oradaki maçları izliyordum ben. P-Sensei yine canlı yayın yapmıştı. Bu arkadaşın maçlarını izliyordu. Ve yaptığı şey şu. Sıkıyor bir iki tane. Bir iki tane sıkıyor. Sonrasında takım olma ayağına dönüyor böyle. Ultisi dolduğu gibi giriyor adamın yanına yavaş yavaş. Veya aksesuarı varsa. Direkt ultiyi atıp bitiriyor. Şimdi daha detaylı izleyeceğiz zaten. Şimdi ultisi dolduğu halde yine sıkmaya devam ediyor. Ve olabildiğince kendini güvende almaya çalışıyor. Ki herhangi bir durumda eksi yemeyeyim diye. Çünkü bu kupalarda bak 9'luk Jack'i kendini gösteriyor ama yara bandı var. 6520 artı 2000 can eder. 8000 bitti. Mükemmel. Dışarı çıkıp dışarı bir tane alan vermesine rağmen buradan birini çıkmayı başardı. Helal. Bir sonraki maça geçeceğiz şimdi. Evet, bu harita neresiydi burası? Kaya savaşlarıydı herhalde. Bu harita kaya savaşlarıydı. Burada tiki çok denedim. Şimdi bak, solda bir tane Shelly görüyorsunuz. Direkt olarak ona 1260 1420 daha hasar bıraktı. Şimdi ilk başta ortadaki kutudan başladı. Sonra yukarıdaki kutuyu almaya çalışacak. Yine yukarı sıkmaya devam ediyor. Neredeyse ultisini doldurdu. Halen daha bekliyor. Çünkü kutular almaktan daha önemli olan bir şey ultiyi doldurmak. Ben öyle düşünüyorum. Başlangıçta hele böyle bir düşmanınız varsa eğer. Gördüğünüz gibi rakip ya sağa ya sola kaçtı. Şu an etrafta görünür de bir yeri yok. Gördüğünüzde zaten hasar yediği için oradan belli olurdu. Uzaktan yine sıkmaya devam ediyor. Arkasında kimse var mı diye bak. Yükü kesinlikle almıyor. İçeriye sıkmadı. İçeriği kontrol etmeden yükü almıyor. 10 kişi hala daha, herkes hayatta. Neredeyse ultisi dolmak üzere. Böyle sıkıyor. Güzel, ultisi doldu. Şimdi bakalım. Ooo, bayağı bir hasar aldı. Şimdi geriye geldi. Orada bekliyor. Biraz daha hasar alır eğer orada durursa. Şimdi onun da ultisi var. İlk atak yapar, gider üstüne. Ultiyi atarsa bakalım ne olur. Ama ona saldırmaz herhalde. Bekliyor. Şimdi Surge var içeride. Surge'un şeyden kaçması lazım her türlü zaten. Yukarıda bir tane iksir çıktı. İksiri alıp bakalım rushlayacak mı veya iksiri nasıl muhafaza edecek. İksiri alıyor hemen, beklemiyor demek ki. İksiri alıyor, iksirle bekliyor. Ne yapacaksın sen, milleti direkt olarak göndereceğin herhalde, öyle düşünüyor. İksiri alıp böyle ultiyle birlikte şöyle, inanılmaz. İksiri herhangi bir kişiye sıkarak kullanmadı. Daha çok insanların güvenini kazanmaya çalışıyor şu anda. Çünkü herhangi bir tarafa dalarsa, biri gelip bunu zorlarsa problem olabilir diye düşünüyor. Shelly solo benim bildiğim kadarıyla en önemli taktik tek atımlık. Ultiyi tek atıyorsunuz veya iki atıyorsunuz, tekrar ultiniz doluyor ve hasar almıyorsunuz. Bu şekilde kesebileceğiniz adam varsa
O zaman gidiyorsun. Mesela gidiyor bak şimdi. Bak o hemen yukarı kaçtı. Hemen yukarı kaçtı. Çünkü biliyor. Biliyor bu tehlikeli bir arkadaş. Burayı hatırlıyorum zannedersem. Burada Primo'ya ulti atıyor. İksir olmasına rağmen 3000 canını bıraktı. Ve El Primo ultisiyle birlikte yukarı kaçmak durumunda kaldı. Şimdi orada bir tane Surge El Primo'yu kesti. Yukarıda 3 tane Shelly var. Bakalım 3 tane Shelly olmasına rağmen birlikte hala daha Surge'e zorluyor. Surge'den bir tane hasar aldı. Surge yukarıdakine gitti. Bakalım yukarıdaki Shelly ne yapacak? Mecbur soldakine sıktı. O da geldi bizimkine sıktı. Surge yukarı doğru gitti. Ultisi varsa zaten olay bitiyor her türlü gördüğünüz gibi. Bu maçı da yine birinci olarak tamamladı. Şimdi kafatası diresi haritası geldi. Bakalım burada Shelly inanılmaz iş yapıyor. El Primo, Shelly bir çok nadir alanlar oluyor. Alanlar olunca da biraz zorluyor. Veya Bibi de yine güzel gidiyor burada. Solda gördüğünüz gibi Shelly'ye bir tane sıktı. İçeri giren bir tane El Primo var. Yukarıya açıyor ki bir kaçma noktası bırakıyor her zaman oradan. Şimdi bir yükü var. Bir yükü var. Yine ulti kasmak için oradaki Shelly'ye sıktı. Bayağı bir sıktı. Hala da sıkıyorlar. Shelly'de böyle bir şey var. Shelly kasıyorsanız eğer solda adamlara var ya ölümünü vuruyorsunuz. Sanki adama saldırıyorsunuz o derece. Bak hala da hani hiç senin canın işte dolsun. Canın az kaldı işte ölmesen falan filan yok. Ölünceye kadar ulti doldurmaya çalışıyor insanlar. Shelly'de öyle yapıyorlar. Siz de eğer böyle yapmazsanız direkt 10. oluyorsunuz. Benim tanıdıklarımdan 1250 yapan Shelly'yi yok. Rank 30 yapan var. 31-32 yapan varsa da dikkat etmemişimdir ama halen daha benim tanıdıklarımdan rank 35 yapan yok solo'da. Türkiye'de yapan var mıdır? Rank 35 solo bilmiyorum. Yapanlarını yine 3v3'te falan yapıyorlar. Çünkü Shelly zor bir karakter. Aslında kolay ama nerede ne yapmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz lazım. Bir yanlış hareket direkt olarak bütün olayı bitirebilir. Bibi'de de aynı şey geçerli. Bir yanlış attığınızda, bir şarjlı vuruşunuz iptal olduğunda her şey o an yıkılıyor. Halen daha oyunda 10 kişi var. Yani VPN falan yok bu arkadaşta, VPN falan. Herkes El Primo, işte Shelly. Tamamıyla güçlü arkadaşlar, güçlü rakiplere karşı oynuyor. Ve ortada kalmayı tercih etti. Gördüğünüz gibi dikkat ettiyseniz maçın başından beri ortada. Ve kimseye aha işte ben buradayım falan filan da demiyor. Ve zannedersem ben bu maçı hatırlıyorum. Sağdaki Shelly içeri gelecek. Diyecek ki ben sana arkadaş diye gelip küt. Direkt orada fişini çekecek. Direkt. Bak şimdi. Dışarı çıktı. Şimdi alan biraz daha daraldı. Herhalde kendini gösterdi şimdi. Her zaman da orada durmuyor. Şimdi Shelly gelecek. Bak geliyorum kardeşim. Selamünaleyküm diyecek. Veya yukarıda kim artık bilmiyorum. Tek ultide işi bitirecek. Biri geldi mi içeri tek ulti kim olursa olsun. İki tane El Primo yukarıdan atlamadıysa direkt olarak işi bitirecek. Edgar atladı oraya. Edgar atladı aşağıda yine 4 tane oyuncu var. Bak şimdi Shelly gelecek içeri. Direkt Allah'ına kavuşturacak orayı bakayım. Aa o maç değilmiş bu. Direkt yukarıdan vurmaya devam etti. Mantarlar çıktı. Alttan gelen bir tane başka bir ulti var. Halen de dönmeye devam ediyor. El Primo'nun ultisinden kaçmaya çalıştı ve kaçtı çok iyi. Ucu ucuna. Üçüncü de olabilirdi ama birinci oldu. Benim o hatırladığım maç başkaydı. İçeri geldiği gibi direkt olarak yok ediyor. Kafatası derisinden bir tane maç izlediniz. Burası neydi? Bu haritanın adını unuttum zannedersem. Buranın adını unuttum. Burayı çok yine oynadım ben. Tik falan çok gidiyor burada. Yine bu haritada çoğunlukla Shelly. Kafatası derisinde yine El Primo'yu fazla görebilirsiniz. Bibi'yi yine fazla görebilirsiniz. Ama burada Shelly bence çok daha fazla oynuyorlar. El Primo ve Shelly burada çok oynanıyor öyle söyleyebilirim. Daryl olduğu yere bir aksesuar bıraktı. Şimdi bizim Shelly'yi zorlamaya çalışıyor gibi duruyorsa da bir tane solo giren tik gördük. O yükleri alacak. Aynen o yükleri alacak. Herhangi bir kimsenin şey yapmasına müsaade etmeyecek. Tik var. Direkt olarak yapıştırır abi. Kimsenin şeyine bakmaz. Acımayacak çünkü tikle arkadaş olsa neyi değiştirir ki? Zaten zor durumda bırakmıyor ki kendini. En önemli olayı Shelly'yi oynayan arkadaşın kendini hiçbir şekilde zor durumda bırakmıyor. Şimdi işte lag hareketleri falan yapıyor. Yine aynı Drongo kuşu gibi rakibin güvenini kazanmaya çalışıyor. En uygun anda iptal edecek çünkü. En uygun anda iptal edecek. Şimdi arkaya doğru gidiyor. Bak mermilerini boşa harcatıyor. İşte bak benim mermim gitti. Sen bana doğru gel. Of. Böyle solo'da böyle oynayacaksınız. Solo'da kasmak istiyorsanız böyle oynayacaksınız. Satacaksınız direkt. Satmakta değil öldürmeye gidiyorsun. Of. Ulti atıyorsunuz.
bir vuruyorsunuz, ultiniz bir daha doluyor. Yani çünkü adamı direkt olarak öldürüyorsunuz. Hani El Primo gördünüz az önce kaç canı gitti. Şimdi orada Shelly'yi zorluyor. Shelly diyorum, Edgar'ı zorluyor. Edgar yukarı doğru çıktı. Gördüğünüz gibi yarı canı, o kadar merminelerinin yarısı tutmasına rağmen yarı canı gitti. O oradan geldi. Bak bir ulti boşa gitti. Çünkü çok anlık bir orada bir şey oldu. 60 tam ultiyi atarken Edgar havaya atladı. Gelse ne olacak ki? Yine ulti dolduracak Shelly. Bak hiç demiyor ki işte sen bana atlarsın falan. 1, 2, 3. Ultiyi biraz zor doldurdu açıkçası. Ultisi biraz zor doldu ama yine birinci olmayı başardı. Mükemmel oynuyor hakikaten. Yani şunun yarısı kadar oynasak alacağız. Evet, şimdi ada işgali geldi. Tarabo haritası olan bir harita. İşte tarayı biz burada kasıyorduk. Bizim Anıl'ın boğusunu 1K yaptık da 1K üstü girdikten sonra maçlar hakikaten çok zorladı. 975'e kadar çıktım, sonra 920'ye düştü. Yine böyle bir harita falan gelince yine tarayı 1K'ya ben de deneyeceğim. Bu harita çok güzel taray için. Bow için de gayet iyi. Ama gördüğünüz gibi soloda yine Shelly alanlar fazlasıyla oluyor. B alanlar oluyor. Şimdi bakalım bu arkadaşın maçına yani fazla B gelmedi. Yani şu ana kadar çoğunlukla Shelly gördük. B çok görmedik. Herhalde B olunca bir eksi falan yiyordur. Eksi nasıl yer onu bilmiyorum. Eksi yediğini hakikaten görmedim. Canlı yayını vardı 8 saatlik P Sensei'nin. Tabii ki hepsini izlemedim. Ara ara bakıyordum maçlara denk gelince. Hiç eksi yemiyordu. İlginç bir şekilde eksi yemiyordu. Ama adamlar bot değil. Adamlar harbi oyuncu. Cadı Shelly. Bak herkeste cadı Shelly var ama bu PSG Shelly oluyor. Bak ultisi dolduğu halde yine dolmadı pardon. Ultisi dolmamıştı diğer arkadaşların. Ama yine de sıkıyor adamlar. Benim ultim dolsun da ne olursa olsun. Bir de adamlara ulti kazandırma derdinde değil bu Pong. Adamlar ulti almasın. Kafamız rahat olsun. Bir anda adamın içine girip ulti atayım derdindeler. Derdinde. Ki direkt olarak patlatalım. Şimdi şu an arada kalabilir aslında. Sağdaki Shelly gider sıkarsa buna arada kalabilir. Tamamen insanların, oyuncuların insi fiyatına kalmış bu durum. Çünkü ortada şu an. Tamamen ortada. PSG Shelly güzel gerçekten. Cadı Shelly almamıştır herhalde. Parası mı yetmedi? Yoksa böyle oyuncularda kostümler gırla yani. Alabildiğine Shelly var. Çok fazla Shelly var ortada. Bir tane Rosa var. Şimdi Rosa'nın üstüne gider. Direkt olarak alırsa Rosa'yı olmaz. Çünkü alan çok daraldı. Rosa'ya vurursa Rosa da bizim Shelly'ye vurur. Shelly'nin de canı azalır. Yukarıdaki Shelly gelir buna ulti atar. Bak ultiyi bekletiyor. Bak yukarı gitti, direkt ona ulti attı. Şu anda içerisi biraz daralmaya başladı. Şimdi bakalım kimi zorlayacak veya bizim Pong zorlayacak mı adamı? Ultisi doldu aşağıdakinin. Şu an kenarda kalmış gibi hissediyor ama herkes kenarda. Herkes kenarda. Ama en ayrı duran Pong. Pong diğerlerinden çok ayrı duruyor. Bakalım ultiyi ne zaman atacak? Bak ultiyi başka biri attı. Bak hemen o ara emoji atıyor. Hemen o ara emoji atıyor. Mükemmeldi. Şans bunun tarafındaydı yine. Ulti üstüne gelmedi. O yüzden biraz daha rahat oldu oynaması. Bir maç daha yine ada işgalinde. Bakalım kaç tane maç kaldı. Kaç tane. Bu son maç herhalde. Aynen. Bu son maç. Bu maçta Jack'im vardı herhalde. Frank giren bir arkadaş var solo. Sağda Nita var. Hah Jack'i var. Aynen burada hatırladım. Evet burada biraz düşük atmış. Yani adam 1995 kupa şu an. 1995 kupa. Birinci olursa artı 5 alacak ve 2000 kupa olacak. Göreceksiniz zaten en sonda. Yani mükemmel bir şey ya. Mükemmel. Çok yüksek kupada bazen düşük atabiliyor. Düşük atıyor dediğinde hani bu adam yüksek ya. Yine 2 tane 1000 kupa falan atıyor. Sonra geri kalanını 650-700 falan atıyor. Öyle biliyorum ben. Gördüğüm kadarıyla öyle. Bundan sonra bu 2000 Shelly yapmış. Bundan sonra da yine kanala yüklemeyi düşündüğüm VPN kullanmadan direkt atladı. VPN kullanmadan bir nasıl 3K olur? Brawl TV'de defalarca maçına geldim. Dünya 8 bit rekorunu kıran 14 günlük sezondaki zamanda halen daha 2500'ü geçen kimse yok bildiğim kadarıyla. Alive diye bir arkadaş vardı. B'de de aynı performansı sergiliyor. Duo giriyor, solo giriyor. Her zaman her yerde güzel galibiyetler alıyor. Onun videosunu yükleyeceğim. Onun maçlarını çok heyecanla bekliyorum.
Şimdi aşağıdaki şeyle direkt olarak 3 mermisini atarak bunun üstüne doğru geldi ve hala sıkmaya devam ediyor. Şu an zor durumda kalmış gibi gözüküyor bizim Pong ama yukarı doğru çıkmayı tercih etti. Aşağıdan gelen baskılar var. Solda bir tane şeyle var. Aşağıda bir tane şeyle var. Yani adam kaçarken bile Shelly'ye sıkıyor. Yani Shelly öyle bir karakter. Gördüğünüz gibi aşağıdaki Shelly'ye doğru gitti ama patlattı onu. Hem yukarıdaki hem aşağıdaki. Şimdi aksiyonu bastı. 4 kişi kaldı maçta. Şu an en favori olan kişinin Pong olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda bir Frank vardı yanlış hatırlamıyorsam. Az önce bir iki Frank'i aldı ama başka bir Frank mermisi daha gördüm yukarıda. Sağda Jackie var, solda Shelly var. Yukarıdaki kim? O Surge'miş pardon. Surge ortaya doğru geldi. Ultisini hala bekletiyor. O gitti. Ama yine hala da zorlamıyor çünkü biliyor sağda şey var, Jackie var. Evet şu an son. 2000 kupa maçı. Evet yanlış hatırlamıyorsam 2000 kupa maçı değil mi? Aynen öyle. Buradan da 2000 kupa oldu. Gözüküyor mu buradan? Evet soldan gözüküyor. 2000 kupa maçıydı bu. Ama 2000 kupa maçında bile 2 kişi izliyor arkadaşı sadece. Şimdi görüyorsunuz 2000 kupa ve dünyada 2000 kupa yaparak dünya rekorunu kuruyor. 2000 kupa başka yapan şeyli yok zannedersem. Dünya rekoru bu. Pong Dalong. P-Sensei şu an videosunu almış olduğum arkadaş. O da 1250 yapmış. Nasıl 1250 yaptı yine kanalından bakarsanız. Ona düşük atıyor ama. Oyun ona çok düşük atıyor. Bu arkadaşa düşük atmıyor. Hakikaten mükemmel bir performans. Sizler de maçları izlediniz. Bizim için rank 30 yapmak yeterli. Rank 30 iyi yani. 850, 900, 1000 çok bir fark yok ama. Yani şey olarak. Yani bu 1250, 2000 yani 1500 falan gibi değil. Yani yapılabilecek, olabilecek şeyler ama 2000 kupa normal bir şey değil. Veya 1250 kupa da yine solo da çok normal bir şey değil. Ama rank 30 solo da yapılabilir. Edilebilir. Taktikleri bu şekildeydi arkadaşın. Ultisini her türlü doldurmaya çalışıyor. Ultiyi doldurduktan sonra da bir an kollayıp adamın içine girip ulti atıyor. Hani illa sen benim kankam işte gel şöyle takım olalım şöyle gidelim falan. Hiç kimseyle gördünüz. Kaç dakikalık video? Kaç dakika oldu? 16 dakika. 16 dakika boyunca gel kardeşim biz maç sonuna kadar beraber takılalım seninle. Sana kimse vurmasın dost olalım falan filan ayağına yatmıyor. Tamamıyla mükemmel bir solo şeyi var arkadaşlar, zekası var, taktiği çok iyi. Yani kasacak olan arkadaşlar varsa, hani 1250'ye kasacak olan arkadaşlar varsa eğer, işte bizim rol modelimiz bu arkadaş olsun. Tabii ben kasmayı düşünmüyorum, kasamam zaten de. Çok güzel maçlar vardı, taktikleri de çok iyiydi. İnşallah işinize yarar, inşallah faydalı olur. Ben yine aktarmaya çalıştım. Brawl TV izliyorsanız zaten bu arkadaşın maçına denk gelmişsinizdir. Bir şeyli var ve PSG ve de mavi yanıyorsa Brawl TV izlediğinizde şu ana kadar izlediklerinizden bahsediyorum. Tahminimce oyundaki en yüksek kupalı kişi o. Kesinlikle en yüksek kupalı kişi o olur çünkü Brawl TV en yüksek kupalı oyuncu gözünden size maçı başlatıyor. O kişi PSG ve mavi yanıyorsa dediğim gibi muhakkak Pong'dur diye düşünüyorum. %50, %60, %70 odur diye düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim benim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki bu yüksek kupalı arkadaşların mücadelelerini, maçlarını izlemiş olduğumuz karakterlerden bir tanesi Bee. O bu videodan sonra gelecektir. Yani bundan sonra devam edeceğim yine bu videolara. Yani bundan sonra bir iki tane farklı video atarım ve sonrasında yine bu Bee nasıl VPN kullanmadan aynı bu Pong'un yaptığı gibi çok zor rakipler atarak hem solo hem de o nasıl yapılır onu da yine izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın şimdilik hepiniz hoşçakalın.